Londra'da gazeteci arkadaşımız Sayın Gültekin Tatar var. Sayın Tatar, iyi sabahlar efendim. Londra'ya, İngiltere'ye ve sana da yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İngiltere'nin başkenti dediğiniz gibi Londra'dan güzel kimsi biz izleyenlere günaydınlar. Evet, orada çok teşekkür ediyoruz. Orada bugün bir gelişme olacak ki dünyanın gözü kulağı orada diyebiliriz. Aşı meselesi çok konuşuldu. Türkiye'de de çok konuşuldu. İlk toplu aşılama yapılacak. Halktan tepkiler ne? Hükümet kanadından açıklamalar ne? Sen neleri gözlemliyorsun orada aşılamayla ilgili? Ve senin orada takip ettiklerinle Türkiye'deki aşı süreciyle aradaki fark ne? Sözü sana bırakıyorum. Evet, ben size tabii ki bu konuda kısa bir bilgi vereyim. COVID-19 aşısı İngiltere tarihinin aslında en büyük aşı operasyonu olarak tarihte yerini alacak. İngiltere Sağlık Bakanlığı bu hafta başlayacak COVID-19 aşısı uygulamasını ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması olduğunu da tanımlamış oldular. İngiltere 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi. Tabii bu süreç aslında 2 aylık bir süreç. Bununla beraber ilerleyen haftalarda mahalle doktorları, eczanelerde, aşı merkezlerine de katılacak, spor salonları dahil. Bugün işleme başlayacak COVID-19 aşısı için soğutulmuş konteynerler yardımıyla da Belçika'dan İngiltere'ye aslında geçtiğimiz günlerde bu aşılar geldi. Şu anda bekletilmede. Aşı hakkında toplumda dünyanın her yerinde olduğu gibi İngiltere genelinde de bölünmeler var aşıyı olup olmama konusunda. Bunun içinde İngiltere hükümeti aşının zorunlu olup olmama konusunda bir zorlamanın olmadığını bildirdiler. Ama ülke genelinde kontrolün sağlanması amacıyla yürürlükte olan sağlık mesafesinin ve sosyal mesafenin çok farklı. Sayın Tatar, sizi dinliyoruz. Sosyal kuralların uyulmasını tabii ki belirtiyorlar. Sağlık Bakanlığı ayrıca aşının insanlar üzerindeki bağışıklığı uzun sürmezse yıllık nezle aşısı gibi bir sıralamaya gireceklerini de bildirdiler ihtiyaç duyarlarsa eğer. Aşılama ve bağışıklık komitesi başkan yardımcısı Profesör Anthony Harden BBC'ye yaptığı açıklamada aşı sevkiyatı yakından izlediklerini belirttiler. Öte yandan ülkede sağlık otoriteleri aşı uygulamasında karşılaşacak güçlüklerin yanı sıra toplumun aşı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Hükümet bu konuda da aslında ünlülerle sosyal medya fenomenleriyle çalışarak aşıyı özendirici bir kampanya yürütmesi de bekleniyor. Nasıl bir yol izleyecekler? Hangi gruplar aşılama olacak? İsterseniz küçük bir detay vereyim o konuda. Evet, tam da onu soracaktım. Yani ölüm riski olanlar mı öncelikle İngiltere'ye bakıldığında, yoksa yayma riski olanlar mı? Nasıl bir başlangıç var ve ne kadar aşı geldiğiyle ilgili bir bilginiz var mı? Yani soğuk zincir aşısı var, bu. Evet, söyleyeyim. Aslında bir tane firmadan aşı almadılar. Bildiğiniz üzere BioNTech firması ve Pfizer'in yaptığı, ortaklaşa yaptığı aşı ile anlaşılmış gözüküyor. Şu andaki ilk aşılama oradan gelecek. Evet. Ama bunun yanında AstraZeneca firmasının yaptığı 100 milyon dozda bir aşılama order şeyleri de var, siparişleri de var. Bir sıralamaları var. Buna göre birinci sırada bakım evlerinde kayıtlı yaşlı 80 yaş ve üzeri olan ilk sıralamayı alıyor. İkinci sıralamada 80 yaşını doldurmuş bütün sağlık personeli ve sosyal servislerde çalışanlar yer alıyor. Üçüncü sıralamada 75 yaş doldurmuş olanlar yer alıyor. Dördüncü sıraya klinik olarak savunmasız olan 70 yaş üzeri ve hastalar alıyor. Beşinci sırada 65 yaş üzeri olanlar yer alıyor. Altıncı sırayı risk grubunda olanlar, yani şeker hastası gibi, astım gibi, nefes darlığı gibi bir sıralamaları var. Bunlara risk grubu oluşturdular. Risk grubu olarak söylemde bulundular. 16 ve 65 yaş olan hastalar diye belirlediler. Yedinci sıralamayı 60 yaş ve üzeri olanlar aldı. 8. sıra 55 yaş ve üzeri olanlar. Son sırayı 50 yaş ve yukarı olanlar diye belirlediler. Ama buradaki sıralamayı tek bir şey değiştirecek bugün. Bugün ilk aşılamayı sağlık personeliyle başlayacaklar. Evet.
söyleyebilirim bunu. Tabii Moderna firmasından da aşağı aldılar. BioNTech firmasından 19.5 sente yani 19.5 dolara aldılar aşıyı. Türkiye'de bu aşılama konusunda da herhalde böyle bir fiyatla ilgili bir şeyler duymuştum. 40-50 dolar civarında ama İngiltere bugün kullanacağı aşıyı 19.5 dolara satın aldı. Evet, ben şu BBC'deki konuşmadan bahsettiğiniz satır arasında yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzeltin. Orada şöyle bir söylem de geçti. Yani biz bu aşıları alıyoruz ama İngiltere'de de bunun üretimiyle ilgili takip edeceğiz derken sanki öyle bir açıklama geldiğini hatırlıyorum. Yani takip edeceğiz biz bu aşı zincirlerinin gelmesini gitmesini ama bir yandan da içeriğini de takip edip biz de üretmeye devam edeceğiz, çalışacağız gibi bir açıklama hatırlıyorum. Doğru mudur? Evet, yani şu, ben bunu sanırım yine Halk TV'de herhalde 5 ay önce konuşmuştum Enver Bey'in programında. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması ortaklaşa zaten bu aşıyı yaptılar. Ama bunların yapmış olduğu aşı viral vektör aşılar grubuna giriyor. Yani %60 ile 90 arasında başarısı var. Evet. Ve İngiltere'nin de 100 milyon kadar da bir siparişi var bu aşıdan. Ama RNA tabanlı aşılar hani Moderna gibi Türk firması demek istedim aslında bir yönden de Uğur Şahin'in başarmış olduğu aşı da tabii BioNTech. Evet. Bunlar RNA tabanlı ve %95 başarılı. Onun için sanıyorum Rus aşısı da %97 gibi bir rakam açıkladı, 94 açıkladı. Rusya'nınki de %92. Ha, 92, 92 evet. Diye diyorum. Hı hı. Evet, yani bunlar RNA tabanlı olarak Sputnik diye aşılar. Bunlar RNA tabanlı %90'ın üzerindeki başarılı aşılar. Ama şurada bir gerçek ki yani insan vücudunun bu bağışıklık sisteminde sürekli olarak vücut onu alıp almayacağını bilemedikleri için şu anda yıllık bir nezle aşısı gibi İlerleyen günlerde ihtiyaç duyarlarsa yıllık aşılamaya geçecekler artık. Nezle aşısı gibi olacak. Evet, aslında 2 haftalık bir süreç bekleyeceğiz. Şimdi aşılama başlanacak. 3 gün, 4 gün gibi yoğunluk düşünülse %60-70 aşılanmadan çünkü sonuç alınıp alınmadığını bilemiyoruz. Özellikle ülkelerde de 2 hafta sonra sonuçlar yavaş yavaş geri dönmeye başlandığında ilerleyen günlerde bize de bir örnek olacak. Umarım olumlu ve pozitif anlamda bir örnek olacak. İtalya... Yani Evet. Bu şöyle yani ilk aşılama olduğu zaman aradan 21 gün sonra ikinci kez insanlar aşı olmaya gidecek. Evet. 2 doz bir aşı. BioNTech firmasının vaat ettiği, Uğur Şahin Bey'in ya vaat ettiği gibi %95'lik bir başarı söz konusu. Ve ben inanıyorum ki bu aşılamalar başladıktan sonra virüsle olan dünyanın sıkıntısı birazcık daha azalmış olacak. Şimdi orada son olarak sormak isterim. Vatandaşlar nasıl bakıyor? Bizde oldukça ciddi tartışmalar da yaşandı. Aşı olmayacağım diyenler oldu zorunluluk olmazsa. Genetiğimizle oynanacak gibi vesaire gibi biliyorsunuz bu her dönemde olunan konuşmalar. Oradaki halkın bakışı nasıl? Yani aşılamaya nasıl bakıyor? Gözlemleriniz neler sizin orada? En azından Londra için. Evet, İngiltere'de biraz daha yani... Kıyaslama yapmak gerekirse normal şartlarda aşı olacak insanlar. Ama tabii ki spekülasyonlardan dolayı aşı olmama konusunda da ben aşı olmam diyenlerin sayısı da abartmayacak kadar var. Hı hı. O yüzden devlet aşılama olması konusunda insanların bilgi ve eğitim alması gerektiğini düşünerek televizyon programları yapmaya karar verdiler. Aynı zamanda da gençlerin ve internete daha çok aşık olan kesimin de fenomenleriyle yani internet fenomenleriyle tanınmış oyuncularla reklamlar yapmak istediklerini bildirdiler. Evet, sosyal medyada. Yani burada da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü bilgi kirliliği dünyanın her yerinde var. Sağlıklı bilgiler gelmiyor. İnsanlar da tabii bunu yanlış yerlere çekiyorlar ve bu işin uzmanları konuşmadığı sürece yanlış bilgilendirilme yapılıyor. Ve insanlar da tabii ikilemdeler şu anda ki Türkiye'de de zaten anladığım kadarıyla aşının Çin'den gelmesinden dolayı bir sıkıntı var. Evet. Çoğu insan da şunu söyleyebiliyor. Keşke Almanya'dan gelseydi, BioNTech firmasıyla anlaşılsaydı. Hani huzurla
bu aşıyı yaptırsaydık diye bir düşünce dolaşıyor orada da, evet. Evet. Daha farklı şeyler dolaşıyor ama hani bu biraz haber dışına çıkacağı için. Evet. Şimdi bu aslında bilgi kirliliği dedik ama biz bu bilgi kirliliğine müsaade etmeden İngiltere'den, Londra'dan bilgileri sizden ilk ağızdan almaya gün içinde de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederim. Aşılamanın da başladığını duydum. Şu anda aşılama ilk sağlık personelleriyle başladı. Yani soğuk hava depoları açıldı ve şu anda sağlık personelleri sırayla şu anda aşılarını oluyorlar. Evet, 21 gün sonra tekrar ikinci dozdan sonra da merakla tüm dünya gibi biz de bekliyor olacağız gelişmeleri. Teşekkür ediyoruz, iyi günler diliyoruz.